Evet arkadaşlar, şu anda Kıbrıs'ın dağlarındayım. Tepelerindeyim şu an dağlarının. İnanılmaz güzel, inanılmaz sakin, muhteşem bir doğası var. Evet, pampalar şimdi Magosa'dan kıyıdan yukarıya vurdum kendimi. İskele diye bir yermiş galiba burası. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Kantara diye bir şey varmış, böyle kahverengi. Tabelalı Kantara Kilisesi diyor. Şey, kale pardon. Evet, pampalar şu an Gazi Magosa'dan yukarı yardırmıştım dedim ya. Kantara diye bir yer var. Tabelasını takip ettim. Yani kaleymiş herhalde. Ama var ya, şu an inanılmaz güzel ya burası. Çok yüksek. Dağın tepesi. Dur bakalım. Burada durayım aslında. Ha. Oh yeah. Alright. Let's go. Wow. Evet. İşte böyle bir yer. Aman Allah'ım, ne kadar güzel. Şu hani Kıbrıs haritasını gözümüzün önüne getirin. Hani o çıkıntı var ya böyle sivri ucun. Oraların içi işte. O dağlar. Evet. Cyprus'tayız gençler. Of, huzur, sessizlik. Sonunda Nirvana'ya ulaştım. Kale burasıymış. Bakalım açık mı? Wow. Evet arkadaşlar, kale çok güzelmiş ya. Manzarası inanılmaz güzel ya. Çıldırıyorum. O kadar güzel ki var ya, koşa koşa çıktım merdivenleri. Akdeniz ayaklarımızın dibinde. Burada bir köy var. Giriş kapısı bura. Şimdi Rize'deki şeyi hatırlayın. Zil Kale'yi. Ama Zil Kale bunun yanında çöp yani. Yani çöp derken Rize'liler kızmasın. Yani çok küçük buna göre. Şurada oraya da çıktım. Ama bu bayağı büyük ya. Şimdi devam et. Vay canına. Wow, hala gidiyor. Az önce dışarıdan gösterdiğim kule. Orta katı galiba. Harika. Of 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 of. Manzaraya bakın ya. Oradan geldim. Bak. Çok güzel ya. Yep, burada bir oda. Hani bir kapı. Aha kapı, aha sapı. Ne diye açılıyormuş bak. Yuh, tam kaynana kapısı gibi ha. Buradan tepkileyeceksin gidecek. Ölüm kapısı. Burası zindan mı? Burası su deposu. Bakın şuradaki kolaya bak. Bak.
yerden düşersek tabii normal dikeriz. Şöyle bir cep daha var. Korkunç bu ya. Burada biraz da su var. Ama içinde su var yani dibinde. Dur bakayım. Acaba derin mi bir şey? Aşağı atayım. Duydunuz mu? Artık ne kadar derin bilmiyorum ama çok tehlikeli bu ya. Şimdi şöyle hops. Hops. Yes. Açalım buradan. Tehlikeli bu. Topuk. Evet arkadaşlar, Antalya Kalesi'nin tepesinde günü bitiriyoruz. Güzelliğe baksanıza. Evet arkadaşlar, Kantara yolundan dönüyorum şu an. Bu yolu zaten başlı başına muazzam. Şurada şey gördüm. Bu yüksek ihtimal şey ya. Rum evi olabilir, terk edilmiş. Bir göz atacağım. Evet, muhtemelen terk edilmiş bir Rum evi burası. İçeri görüyorsunuz mu bakın. Vay nasıl renk değiştirmiş bunlar. Ne zamandan kalma acaba? Şöyle bir vestiyer var. Orada bir oda var. Bir oda var. Vay eşyaları bırakıp gitmişler hakikaten bazı şeyleri bak. Burada yatak var. Elbiseler var. Yani kadın elbisesi. %100 99.9.9 eski bir Rum evi bu. Bakın şöminesi de var. Şurası çok güvenli değil. Zaten çok ileri gitmek istemiyorum. Sağlam değil, yıkılmış. Şu çökmüş gibi çok sağlam değil ama yine de risk alıp girdim. Çünkü kediyi merak öldürür. Bu balkona. Şömineli gerçekten güzel bir yermiş. Adamlar mesela neymiş bu? Polifilla. Bu ne ya? Şey, deterjan. Şurası banyo sanırım da karanlık görünmüyor. Evet arkadaşlar, karanlık dedi az önce, çekemedim iyice ama terk edilmiş Romeo'yu bakın mesela. Yo, Türkçe gazete. Tarihine bakalım. Ağustos 1994 diyor. Korku filmi gibi ya. Şimdi ceset çıkacak bir tane böyle şeyin içinden. Şu ev de galiba boştu. Evet, burası banyoydu. Gördüğünüz gibi şöyle eşyalar falan var. Şurada bir vestiyer var. Kapının hemen girişinde dolaplar var. Çok zevkli bir ev bence. Şöyle mutfak.
Rumca veriyor musun? Yunanca. Tel dolap. İşte mesela bir tanesinin üstünde acaba son kullanma tarihi falan var mı? Bakın 1987-88 diyor. Yuh, benimle yaşıt. 87'li mi? Şuraya bakalım mesela, kahve. Son kullanma tarihi var mı? Üf, hepsi. Bu neymiş acaba? Kakao. Hep örümcek ağ. Bakın üretim tarihi 1993. Vodka. Yeni rakı da varmış. Askeri bir şey mi ya? Neyse, terk edilmiş bir ev. Yani bir de ortam o kadar güzel ki burada. Muhteşem bir doğa var. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Bakın evin üst katını çektim ama alt katı da var. Nasıl inebilirim buradan? Şimdi yuvarlana ineyim. Orayı da çekmeden geçemedim fuay yanına. Evet, alt kata. Vay, dur ışığı aç. Evet, evin alt katına girdim. Şey mi? Burada geniş bir böyle yer var. Orada bir buralar çok tehlikeli ya. Yıkılacak bakın, düşmüş. Evet, burada alt kat. Bu neymiş? Evet, burası tamamen zaten pert. Kaçayım ben buradan. Yine de şuraya da bir göz atıp kaçayım. Kaç. Ama şurada merdiven varmış ya. Nerelerden çıktım. Şu az önce girdiğim evin hemen yanında böyle bir 2-3 katlı bir yer daha var. Buraya girmeyeceğim ama şöyle bir göz atayım uzaktan çünkü büyük. Akşam oldu. Çok vaktim yok. Yol çok dar yani, inanılmaz. Vay, o büyük. Bakın şurada da devamı var. Şura yıkılabilir mi? Yıkılabilir. Bak burada bir demir merdiven var, yukarı gidiyor. Bunlar kanaatimce terk edilmiş Rum evleri. En son doğa ile geçirmiş buraları. Bakın burada kanepe var. Hayaletli bir bayna. 10 al. On numara korku film çekilir la buralarda. Yani biri höt dese. Şimdi
Anılar ağaçlar her yeri kaplamış. Ben hayaletlerde neydi? Köpekten korkuyorum. Köpek gelse var ya. Ses yaklaştı ona. Şöyle bir kapısı açık ev daha var. Bu mahalle herhalde en azından yan yana olan evler. Şu sıra herhalde Rum eviydi bunlar. Savaştan sonra terk etmişler muhtemelen. Köpek sesi yaklaşıyor. Kaç. Topuk. Topuk. Nefret ediyorum ya. Ben şurada da yıkılmış bir ev var. Vallahi ses yaklaştı iyice. Kaçar. Evet pampalar. Şimdi Kantara yolundan dönüyorum. Şu dağın tepesiydi. Şimdi ikinci bir yol var. Orayı deneyin dedim. Bu hepten berbat çıktı. Sadece tek bir araç geçebiliyor. Bu radyo olayını çözemedim ben burada. Hakikaten Kıbrıs'ım. Zapping yapıyorum. Rusça şey çıkıyor ya. Rusça radyo ne alaka? Şimdi de İsrail radyosu çıktı yani. Şimdi İbranice konuşuyorlar. Ne alaka yani? Buradan ya bilmiyorum, İsrail gerçi yakın mı buraya ya? Bilmiyorum ya, çok garip. Ama şimdi mesela bu İsrail radyosu. Hayır, Rus radyosu çıktı ya, Rusça. Ne alaka? Ya Rum radyolar zaten zibil gibi. Türk radyoları az ya. Türkçe radyo yok yani neredeyse. Zapilliyorum. Yani 5-6 tanesinden bir tanesi anca Türkçe. Aslında kelamı bugün çok güzel bir gündü. Magosa seferi. Böylece yarın gideceğim. Yani ayağım geri geri gidecek. Ama yiyeceğim yani mecbur. Çünkü arabayı teslim etmem lazım. 3 günlüğüne kiralamıştım arabayı. Aslında bir gün daha mı uzatsam ya? Bak mantıklı geldi ha. Neyse. Hadi çözün.